da oluşur mu? Bir de milliyetçiler açısından bu seçimde İstanbul özelinde konuşacak olursak onların da kafasını karıştıracak bir aday çokluğu var. Herhalde uzun zamandır görmedikleri bir çeşitlilikle karşı karşıyalar. Bunu nasıl yorumlarsınız? Evet, Kent İttifakı üzerinde Sayın İmamoğlu duruyor. Tabii ki bu bir gerçek ama bu ittifakın oluşabilmek için sosyolojik ve psikolojik şartlar lazımdır. Hı hı. Bunlar oluşabiliyor mu? Bunlar o seçmeni bir araya getirebilecek ve birbirlerinin kabullerini birbirlerine itiraz etmeden artırabilecek mi? Ona bakalım. Şimdi altyazıda, ekrandaki altyazıda İstanbul seçim yarışında dengeler nasıl değişecek? Başak Demirtaş'tan geri adım, avantaj kimde diye yazmış arkadaşlarımız. Haklı olarak sokak bunu düşünmese de biz söylediğimiz zaman hakikaten doğru. Bu dengeler kimden yana diye bakarım. Şimdi bir siyasi oyun oynanıyor. Bu siyasi oyunu tabii iktidar oynuyor. Halkın seçime giderken halktan işte Sözcü gibi birkaç yayın organında bunu görmek mümkün oluyor ama gene de ortamı germeme adına gazeteci arkadaşlarımızın çok yüksek bir sorumlulukla davrandıklarını müşahede ediyorum. Neyi? Şimdi bir tarafta iktidarın içerisinde kümelenmiş Hüdapar çevresinin Güneydoğu'da bir süredir yaptığı toplantılara bakıyorum. Güneydoğu'da yaptıkları toplantılarda ana dilimi seçiyorum başlıkları içerisinde kapalı spor kapalı salon toplantılarında din alanında istismarlar gırla gidiyor ve bir taraftan vatanseverlik söz konusu olduğu zaman asla ırkçılık yapmadan Türk kimliğini kültürel bir ortak bir kimlik olarak ortaya koyanlara ırkçılık yapıyorsunuz, dinimizde bu günahtır diye bağıranlar orada ırkçılığın daniskasını yapıyorlar. En kötü, en iğrenç Cenab-ı Allah'ın lanetlediği ırkçılığı yapıyorlar. Ve o ırkçılığı İslam'ın arkasına, dinin arkasına saklanarak yapıyorlar. Öbür taraftan şimdiki demin organize ettiği biri Kars'tan biri Van'dan iki yürüyüş başladı. Şimdi bunlar birbirlerini kontrollü gidiyorlar. Siyaseten dini de dahil ederek o etnik pis ırkçılığı dinciliğin üzerinden de yürütmeye çalışan Hüdapar'la HDP arasında bir seçmeni konsolide etme, seçmeni kapma yarışı var şu anda. Hüdapar'a çok büyük bir alan açtı iktidar partisi. MHP'nin de desteklediği AK Parti. Çok büyük bir alan açtı ona. O alan içerisinde pervasızca davranıyorlar. İşte Cumhuriyet'i bir darbe olarak görebiliyorlar. Cumhuriyet düşmanlarını anıtlaştırabilecek söylemlerde bulunuyorlar. Cumhuriyet'i kuran iradeye hakaretler ediyorlar. Bu pervasızca giden bir şey. Bunu başka birisi yapsa, yani ben mesela ben karşıyım. Yani niye bu lafı söyledi? Bunu siyaseten söylemiş olabilir. Özgür Özel dersin diyemez kardeşim. Ama onun dersin lafını bile istismar eden AK Parti, MHP, sen ne yapıyorsun? Yani bölgeye coğrafi anlamda bile asla o ismi hak etmeyen şekilde hitap edenlere sesini çıkarmıyorsun. Sen burada kime siyaset yapıyorsun? Kimi kandırmaya çalışıyorsun derler. Yani onun için böyle bir alan var. Şimdi DEM Parti'nin yöneticileri öteden beri Marksist ağırlıklı yöneticiler. Marksist ağırlıklı yöneticilere rağmen DEM ortaya koyduğu politik üslupla, etnik milliyetçilikle bölgedeki dini hassasiyetli taşıyan çevrelerden de oy alıyor. Parlamentoya yansıttı bunları. Eski müftüler, bazı din adamları bile demin yani eski adıyla HDP'nin daha önceki adlarıyla her neyse o partinin içerisinden milletvekili oldular. Parlamentoya girdiler. Başörtülü milletvekilleri olduğu gibi. Şimdi ama alan Hüdapar'la beraber daraldı dem için. Daraldı. Merkezin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha solunda radikal sol diyebileceğimiz bana göre mesela İşçi Partisi Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşen bir şey. Radikal de diye demem yanlış olur onlara. Yani bence arz talep dengesine uygun bir siyaset üslubu geliştirdiler. Ve takdir sol, ediyorum. Gerçek solları. Yani takdir ediyorum. Şimdi değerlerle de çatışmıyorlar üstelik. Halkın değerleriyle de çatışmıyorlar. Şimdi burada DEM ne yapmak istiyor? DEM kendi oyunu çekmek istiyor. Ve oyunu mümkün olduğu kadar fazlasıyla alabilmek gayreti içerisinde. O partiyle beraber 8-8,5 civarında 9 neyse olabilir
bir oya düşmüş olması rahatsız veriyor, rahatsızlık veriyor demen. Şimdi DEM bunu ne yapabilir bu seçimde? Hem gelecekle ilgili pazarlık gücü var. DEM'in bir bagajı var. Bu bagajı da başka partilerdeki gibi, bazılarındaki gibi kulağının arkasına atmıyor. Kafasının ardında saklamaya çalışmıyor. İşte bebek katiline, İmralı'dakine özgürlük diyor. Ona bir takım avantajlar sağlamaya çalışıyor. Demirtaş çıksın diyor. İşte bölgede tekrar barış süreci başlasın diyor. Barış süreci altında bize ne kadar ekonomik, sosyal ciddi bir maliyet oluşturan o süreci tekrar başlatmaya çalışıyor. Buna da hazır bir, buna teşne olmuş. Bunu hiç göz ardı etmeyecek. Hatta dört elle sarılacak bir AK Parti var. Ona sesini çıkarmayacak yumuşak bir MHP var. Şimdi böyle bir ortamda Demirtaş ismini çıkardı. Ama Demirtaş ismini çıkarırken şimdi bu bir gerçek de DEM'in içinde de bir mücadele var. Ne mücadelesi var DEM'in içinde? DEM'in içerisinde bir, İmralı'ya bağlı olanlar var. İki, Demirtaş'ın müteharrik yapısından rahatsız olanlar var ki Demirtaş son zamanlarda çok değişik. Ben bunları takip eden bir insanım. Çok ciddi takip ediyorum. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davada verdiği ifadeleri halkımız takip etsin. Demirtaş orada Demlileri, HDP'lileri bile rahatsızlık verebilecek kadar şaşırtan söylemlerde bulunuyor. Demirtaş, İslami kimliğe sahip çıkar gibi bir noktaya geliyor. Halkla beraber bunun olabileceğini söylüyor. Sonra onun üzerinden tırnak içinde İslamcıların ve AK Partililerin hoşlanacağı çok uyanıkça şeyler söylüyor. Ne diyor? Bizi birleştiren İslam'dır diyor falan. Onlar da reddedemez. Vay Müslüman oldu gibi bakarlar. O zihniyet öyledir. İşine geldiği zaman sakız gibi çiğner. Yoksa atar. Şimdi Demirtaş'ın böyle bir siyasi çizgi oluşturduğu bir zamanda DEM yönetimi Demirtaş'ı uzaklaştıramaz. Ama Demirtaş'ı içine aldığı zaman şimdi Başak Demirtaş da İstanbul'da ciddi bir oy alabilir. Ben de o kanaatteyim. Ama onu gösterdiği zaman bu Demirtaş'ın oyu olacak. DEM'in değil, İmralı'dakinin değil. Onun için zannetmesin halk. Ben tahmin ediyorum yandaş yayınlar yani AK Parti Cumhur İttifakı çevresindeki o ağırlıklı medya diyecek ki bak anlaştılar Demirtaş'a aday göstermiyor, tavşan aday gösteriyor. Hayır, ondan değil. Demirtaş'ın aday gösterilmeyişi bana göre, ben yorum yapıyorum bunu. Yani haber kutsal yorum yürüdür değil mi gazetecilikte? Tabii ki dengelerden dolayı bu. Dengelerden dolayı gösteremiyorlar. Gösteremiyorlar, öyle bir mücadele var. Şimdi böyle bir mücadelenin karşısında milliyetçilerin sorduğunuz sorunun ikinci bölümü. Milliyetçilerin durduğu bir alan var. Nitelikçi milliyetçiler 40 yıllık partilerinden niye koptular? Ağlıya ağlıya gittiler. Hala hasretler. Üçleri gördükleri zaman içleri kıpraşıyor böyle. Ama AK Parti'nin de Türkiye'ye verdiği zararı görüyorlar. Onlar bu ülke için bedel ödemiş insanlar. Varlıklarıyla bu ülkenin cumhuriyet değerlerini omuzlamış insanlar. Omuzlamış insanlar yani bir sıfata, bir makama teşne oldular da onun sevdasına yollara düşüp de İyi Parti'nin kuruluşunda yer almadılar. Onlar İyi Parti ile Türk milleti yeni bir çağdaş merkezin içerisinde, merkez sağda bir siyasi alan oluştursun diye bak. Baktılar ki son Meral Akşener Hanım'ın ve etrafındaki ona doğruyu söylemekten aciz birkaç arkadaşın ketum davranışları ve yanlış kararları neticesinde oradan da koptular. Şimdi onlar tabii ki İstanbul başta olmak üzere özellikle Türkiye'de bakıyorlar. AK Parti'nin karşısında siyaset yapacak ama değerlerden kopmadan, milletin çağdaş değerlerini dikkate alıp istikrarlı bir şekilde ne dediği belli olan bir siyasi zihniyeti heyecanla takip ediyorlar. Ben biraz kulakların üzerine yattığını düşünüyorum. Evet, bugün iktidarın karşısında en kuvvetli kimse o adayı Türkiye'nin her yerinde destekleyecek bir milliyetçi cami olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hı hı. Kendi iş birlikteliğini de kaybetmiş gibi gözükse de yani artık sadece MHP'den kopan İyi Parti değil, MHP İyi Parti değil. Başka partiler de var. Zafer Partisi'ne varıncaya kadar. Ama bunlar milliyetçilerin son kertede artık hadi ya bunu da yapmaz, yapmamalısınız diyebilecekleri bir ortam olursa tercih edecekleri adresler olabilir. Ben şimdilik milliyetçilerin kulağın üzerine yatarak AK Parti'nin karşısında
güç teşkil eden adres neyse ki bugün CHP gözüküyor, CHP adayları gözüküyor. O alanda tercihlerini yapabileceklerini düşünüyorum ama o adayların da yani milliyetçiler Japon askeri gelir bize nasıl olsa oylarını verir gibi bakmamaları gerektiğini tavsiye ederim. Hı hı. Kazın ayağı öyle değil. Evet. Yani bugün geçen seçimde İmamoğlu, Sayın Çiçek milliyetçilerle kaç defa yaptı desem belki 3 tane 5 tane demezsiniz ama yaptı evet. Evet. Hafızamda var, aklımda var. Birçok milliyetçi kanaat önderleriyle bir araya geldi. Onların arasında sohbetler yaptı. Bugün bugüne kadar yapmadı. Daha fazlasını yapsın demem. Yapmalı. Daha fazlasını yapmalı evet. Yapma. Bugüne kadar yapmadı böyle bir şeyi. Önce öyle. Bunları ben görüyorum. Yani bakacağız. Yani zaman gösterecek. Ama milliyetçiler ben demiyorum onu işte. Bu göreceğiz diyorum tabii. Onu. Sayın bakalım. Şimdi ben bir soru sormama müsaade edin. Yani şunu tabii, demek istiyorsunuz toplayacağım. Sayın İmamoğlu. Sadece DEM Parti tabanına değil, milliyetçi tabana da mı el uzatmalı diyorsunuz? Ben doğru mu anladım? Zaten böyle ayrışmayı da hoşlanmıyorum ama siyasetimizin gerçeği haline döndürüldüğü için ister istemez böyle bakıyorum. Yoksa Türkiye'de artık Türkiye'yi kuruluş değerlerinden uzaklaştırıp başkalaştırmaya çalışan bir siyasi iradeye karşı Türkiye'de ne olursa olsun kendi iddialı söylemlerini biraz revize edip de ortak noktada buluşmayı memleket açısına, millet açısına doğru bulmak zorunda olduklarını görmesi gereken bir kitlenin var olduğunu kabul etmek zorundayız. Ve bu kitleyle tabii ilkesel bir birlik. Bu ilkesel birlikleri Allah'ın izniyle olacaktır. Bu milletin ferasetine biz güveniyoruz, inanıyoruz. 7 Haziran'da tıpkı Nazif yaptığı gibi. Nazif Buyurun Paşa. Şu anda Türkiye iki temel eksen üzerinde bloklanmış vaziyette. Bir tarafta cumhuriyet değerleri ve onlara sahip çıkanlar. Bir tarafta bunun karşısında duranlar. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki dönem ya cumhuriyeti ayakta tutacağız, o cumhuriyet değerleri insanları etnisitesine, mezhebine göre ayırt etmeyen, herkesi birden vatandaş olarak kucaklayan değerlere sahip çıkacak ya da Türkiye bir felakete yelken evet. açacak. Ama cumhuriyet yani değerleriyle... O, onun işte sizi desteklemek teşekkür ederim maksadıyla hocam. İfade evet, özeti bunu. Bu. Ama evet. cumhuriyet değerleriyle yani bir anlamda kavga eder gibi pozisyonda olanlar da dillerinden cumhuriyeti düşürmüyorlar. Şimdi bunu da halkımızla paylaşmak zorundayız. Yani halkımız buna aldanmamalı. Yani Türkiye'de cumhuriyetin değeri nedir? Ne mutlu Türk'üm diye nedir? Bunu kaldıran, bunu silen zihniyet cumhuriyetin değerine, cumhuriyete sahip çıkabilir mi? Hayır. Yani işte demin söylediğim Hatay Arap toprağıdır diyen bir adama ne diyorsun deyip ertesi gün kulağından tutup çekip atmaları, hesap sormaları gereken bir siyasi irade, devlet memuru olan, kamu memuru olan o imamın soruşturmasını bile yapmadı. Görmedik. Duymadım. Duymadım. Bu nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir şeydir? Toprak parçamızı Arap'tır diyor ya başkalaştırıyor. Başkasına veriyor. Sen kime ne ve hangi toprağı veriyorsun? Kimin toprağını veriyorsun? Yani bunu yapamayan, bunun gereğini... Aşağılık kompleksine kapılıp taraflara üstün ırk diyen tipler de var. Evet, şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum onun için. Evet, doğru. Şimdi bu seçim böyle bir seçime giriyoruz. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi'ni biz Cumhur İttifakı'na girerken gördük. Yeniden Refah Partisi 30 maddeden mürekkep bir teklif paketiyle gitti. Bunları imzalıyorsanız buyurun. İmzalamaya yanaşmadılar. Sözlü olarak kabul ettikleri. Sonra imzaladıklarını söyleyenler de oldu. Yani seçmenimiz bizden ayrı seçime girmek istiyoruz diyen partinin genel başkanıydı. Birkaç gün sonra tam tersini yaptı. İttifakın bir parçası oldu. Bugün de